NASA, 1977 yılının iki ayrı ayında ikiz uzay araçları olarak bilinen Voyager 1 ve Voyager 2 araçlarını Florida'daki Cape Canaveral üssünden uzaya gönderdi. Voyager'ların orijinal tasarım amacı Jüpiter, Satürn, Satürn'ün halkaları ve bu iki gezegenin büyük uyduları üzerinde yakın geçiş araştırmaları yapmaktı. İki ayrı gezegeni kapsayan görevlerini yerine getirmek için Voyager 1 ve Voyager 2 beşer yıl boyunca çalışacak biçimde inşa edildi. Ancak görev devam edip hem Voyager 1 hem de Voyager 2 tüm görev hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşınca NASA'nın Jet İtim Laboratuvarı'nda bilim insanları ve mühendisler arasında bu araçların Güneş sisteminin en dışındaki iki dev gezegen olan Uranüs ve Neptün'e de ek uçuşlar yapabileceği fikri doğdu. Bunun görev kapsamı dışında olmasına rağmen mümkün olduğunun anlaşılması sonucunda reddetmesi güç bir bilimsel merak haline geldi. Voyager 1 ve Voyager 2 Güneş sistemi boyunca süzülürken araçların uzaktan yeniden programlanabilir şekilde üretilmiş olması sayesinde Voyager'lara dünyadan ayrıldıklarında sahip olduklarından daha fazla ve yeni yetenekler kazandırmak mümkün oldu. İki gezegenli görevleri, dört gezegenli görevlere çıkarıldı. 5 yıllık ömürleri 12'ye ulaştı. 2020 itibarıyla ise 43 yıla ulaşmış vaziyette. Sonunda Voyager 1 ve Voyager 2 bizlere Güneş sistemimizin dev dış gezegenlerinin hepsini, uydularının 48'ini ve gezegenlerin sahip olduğu benzersiz halka ve manyetik alan sistemlerini inceleme fırsatı sundu. Voyager misyonu sadece Jüpiter ve Satürn uçuşlarından sonra sona ermiş olsaydı bile, astronomi ders kitaplarını yeniden yazmaya sebep olacak miktarda bilimsel malzeme sağlamış olacaktı. Ancak zaten iddialı güzergahlarını ikiye katlayan Voyager araçları, uzayda yola devam ettikleri süre boyunca dünyaya astronomi biliminde devrim yaratan bilgiler göndermeyi sürdürdüler. Bu sayede Güneş sistemindeki gezegenlerin kökeni ve evrimi hakkında merak uyandıran yeni soruları gündeme geldi. Neredeyse birebir aynı olan iki Voyager uzay aracı da antenlerinin her zaman dünyaya dönük kalması için yıldız konumlarına ve jiroskopik sensörlere göre kontrolü sağlanan üç eksenli bir sabitleme sistemine sahiptir. Bu sayede araçların bilimsel deneylerini yapabilmesi için üzerinde taşıdığı 10 enstrümandan toplanan veriler dünyaya iletilebilmekte ve dünyadan gönderilen programlama bilgileri araca aktarılabilmektedir. Voyager 1 Helios Heat katmanını da geçti ve 25 Ağustos 2012'de Güneş sistemini resmen terk eden ilk insan yapımı araç olarak yılda yaklaşık 520 milyon kilometre hızla, yaklaşık 35 derecelik bir açıyla ekliptik düzlemin üzerine yükselmeyi sürdürmektedir. Voyager 1, an itibariyle Dünya'dan 22.3 milyar kilometre uzaktadır. Yani ışığın Dünya'dan Voyager 1'e ulaşması 20 saat 40 dakika kadar sürmektedir. Voyager 2 de Güneş sistemini terk edecek rotada 48 derecelik bir açıyla ve yılda yaklaşık 470 milyon kilometre hızla ekliptik düzlemin altına doğru ilerlemeyi sürdürüyor. Voyager 2 an itibariyle Dünya'dan 18.5 milyar kilometre uzaktadır. Yani ışığın Dünya'dan Voyager 2'ye ulaşması 17 saat 10 dakika kadar sürmektedir. Voyager misyonu 1970'lerin sonlarında ve 1980'lerde meydana gelen itici gaz kullanımını ve yolculuk süresini en aza indiren sıra dışı bir astronomik olaydan faydalanmak için tasarlandılar. Sistemimizdeki 4 gezegen çok nadir yaşanan bir şekilde birbiriyle hizalanacaktı. Yaklaşık 175 yılda bir meydana gelen bu Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün yerleşimi belirli bir uçuş yolundaki bir uzay aracının büyük tahrik sistemlerine ihtiyaç duymadan bir gezegenden diğerine ulaşmasına izin vermektedir. Her bir gezegene yapılan yakın uçuş sırasında uzay aracının rotası bir miktar bükülür ve bu bükülmeden kaynaklı hız kazanımını kullanarak diğer gezegenlere ulaşmak mümkün olmaktadır. İlk olarak 1973-74 yıllarında NASA'nın Mariner 10 Venüs Merkürü misyonuyla gösterilen bu kütle çekim yardımı tekniğini kullanarak o görev sırasında Neptün'e uçuş süresini normalde olacak olan 30 yıldan sadece 12 yıla düşürülebilmiştir.
dört gezegensel görevin mümkün olduğu bilinmekle birlikte bu kadar uzak bir mesafeyi kat edebilecek, gerekli enstrümanları taşıyabilecek ve bu kadar uzun bir görevi yerine getirecek kadar uzun süreler boyunca başarıyla çalışabilecek bir uzay aracı inşa etmek çok pahalıydı. Bu nedenle Voyager uzay araçları yoğun bir şekilde ama sadece Jüpiter ve Satürn'e yönelik uçuşlar yapacak biçimde finanse edildi. Jüpiter, onun büyük uydusu Io, Satürn ve onun büyük uydusu Titan'a yakın uçuşları mümkün kılacak iki rota seçilmeden önce toplamda 10.000'den fazla yörünge araştırıldı. Voyager 2 için seçilen rota kapsamında eğer uygun görülürse Uranüs ve Neptün'e devam etmeyi mümkün kılacak seçenek tercih edildi. Her iki uzay aracı da yıldızlar arasında ultraviyole kaynakları incelemeye devam edecek ve Voyager uzay araçları üzerindeki alan ve parçacık enstrümanları güneşin etkisiyle yıldızlar arası uzay arasındaki sınırı araştırmaya devam edecek. Voyager uzay araçlarının önümüzdeki en az 10 yıl boyunca değerli veriler getirmeyi sürdürmesi bekleniyor. Voyager uzay araçları ile iletişimimiz, araçlar üzerindeki güç kaynakları artık hayati sistemlere güç sağlanmayacak noktaya gelene kadar devam edecektir. Bundan birkaç bin, yüz bin veya milyon yıl sonra uzay boşluğunda süzülen Voyager araçlarının insan medeniyetinin varlığından geriye kalan tek kanıt olabileceğini düşünmek ilginçtir. Eğer bu gezegende varlığımızı sürdüremezsek ve bir diğer gezegene yerleşmeyi başaramazsak, uzay boşluğuna fırlattığımız cihazlar türümüzün geleceğe bıraktığı anıtlar haline gelecektir. Evet değerli dostlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizlere abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.